87'de en büyük sıkıntımı anlatayım. 87'de sigorta başlangıcım var. Bu 36-37 sene yapar. Bir sene primim gözükmüyor. Nereye başlasak bir gün girdi, ertesi gün çıktı. Ondan ziyade bizim en büyük sıkıntımız bu. Kayseri'deki aldığımız yevmiyemiz yetmiyor. Çok çalışıyoruz, az para alıyoruz. Amele bugün 1,5 milyar yevmiye alıyor. 1500 lira. Buradaki en iyi müzisyenin aldığı yevmiye 600 lira. Yetmiyor ya, yetiştiremiyoruz. Bizim başta en büyük sıkıntımız yevmiye artı sigorta. Aldığı 500 lira yevmiye sabah kahvaltı yapıyor, akşam yemeğine yok. Gerekirse valiliğe de çıkarız yani. Yani buna bir illaki bir el atılması lazım yani. Vallahi birçok şeye başvurduk, yok. Şu an biz sendikalıyız. Şeyde Ankara'da müzik sendikamız var. Onlar da ilgilenmiyor. Biz 30 senemizi vermişiz en az burada, buradaki müzisyenler. Biz doğma büyüme müzisyeniz. Doğuyoruz, biz müzikle doğuyoruz. Devletten en büyük talebimiz bu. Müzisyenleri, sahip çıksın müzisyenler. Biz sanat icra ediyoruz. Duygularımızla, düşüncelerimizle. Genelde çalıştığımız yerlerin kahrını biz çekiyoruz. Fakat hak ettiğimiz paraları alamıyoruz. Bu sebepten dolayı çok sıkıntılıyız. Burası bizim memleketimiz. Çok gurbete de gittik çalışmaya. Gurbette çalıştığımız dönemlerde güzel paralar kazandık, güzel yevmiyelerle çalıştık. Fakat evimizden, barkımızdan, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan ayrı kaldık. Kendi memleketimizde rahat, huzurlu bir şekilde çalışmak istiyoruz. Bizim istediğimiz bu. Yevmiyelerimizin yükselmesini istiyoruz. Şimdi tek ork çalsın, biz 600 lira verelim. Sabah akşam 9'da gelecek, sabah 5'e kadar çalıştıracağız. 5'e kadar çalıştırıyorlar, sigorta yok. Biz istiyoruz ki, bizim yevmiyelerin içinde 600 lira çok az. Yani 2 kişi olsun, 3 kişi olsun. Yıllar önce biz yani aşağı yukarı 25-30 senedir bu işi yapıyoruz. O zamanlar fuar dönemi vardı. Herkes 6-7 kişi çalışıyordu. Herkes evine ekmeğine ekmek götürüyordu. Ama şimdi ok çıktı. Adam okçuya 600 lira vereyim, sazcı gelmesin diyor. Atıyorum kemancı gelmesin diyor. Kemancı ne yiyecek? Okçalan bağlamacı ne yiyecek? Veya adam darbuka çalıyor. Ne götürecek? Ork çıktı, metlik bozuldu ya. Adam darbuka çalıyor. Ork çalamıyor. Evinde ekmeği yok adamın ya. Bu müzik camiasında insanlar tek ork çalıştırmaya çalışıyorlar. 700 lira vereyim, sigorta da yok. Ben mesela Kayseri çocuğu olduğum halde dışarılarda çalışıyorum yani. Mesela gidiyorum, bir ay oraya gidiyorum tekrar memleket. Çünkü neden? Ben şunu söyleyebilirim ki Kayseri haricinde dışarı, yani Ege olsun, Akdeniz olsun, müzisyenin de sanatını, sanatkarın ne olduğunu da biliyorlar. Onun kahrını çektiğin gibi bir de bakıyorsun ki sabah oluyor, aldığın paraya bakıyorsun. Yani ekonomimiz aldı başını gidiyor. Bugün mesela 1,5 milyara bir poşetin yarısı dolmuyor. Bizim normalde 2 kuşak, 3 kuşak emekli olan büyüklerimiz var. Evet. Mesela bizim yasamız var. Geriye dönük yasa. Boşlanma yasası. Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'la rica ediyoruz. Bu konuya bir el atsın. Yani sendikamız uğraşıyor fakat hep olumsuz cevap geliyor. Yani çok perişan durumdayız. İnsanlar yevmiyeyi alıyor. Tamam, eyvallah, güzel. Ama yetmiyor yani. Bak, faturalarla geziyor. Bak, ödeyemedik daha bunları bak. Kesilecek. Herkesin bak cebinde 5 lira parası var. Hangi müşterinin cebinde 1000 lira parası var? Aynen. Hiçbirinin yok burada. Herkes aç kardeşim. Ancak belediye seçimleri olduğu zaman müzisyenler kıymete biniyor. Belimizden biri tutmuyor. Geldiler, eskiden kesik kapı vardı burada, Şiremenli Caddesi. Müziğin beşiğiydi orası. Orayı yıktılar. Bizleri yani böyle dediği gibi biraz önce arkadaşın üvey evlat muamelesi görüyoruz biz yani. Biz bu devletin çocukları değil miyiz ya? Oraları yıktınız, ettiniz. Şiremenli Caddesi bitti. İnanın şimdi orada belki Tütüncüler Caddesi oldu ora. Eskiden insanlar oraya ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla gelirdi mesela. Düğün yapmaya, düğünü tutmaya, bilmem bir şey yapmaya yani. Oraları yıktılar, yazhanelerimiz vardı. Bizim bak herkes dışarıda. Oturacak bir yerimiz yok. Kış kıyamet. Adam mekş yapacak müzikler, müzik yapacak, mekş yapacak yerimiz bile yok. Başka illerdeki tüm müzisyen arkadaşlarımızdan, abilerimizden de destek bekliyoruz. Hep birlikte birlik olursak, destek olursak birbirimize bu işi inşallah çözeceğiz. Biz üvey evlat değiliz yani. Bu ülkenin üvey evlatlarıymışız gibi bize muamele yapılıyor ama biz bu ülkenin sanatçılarıyız. Biz duygularımızla ekmek parası kazanan, çocuklarımıza ekmek parası götüren insanlarız. Destek bekliyoruz.